Merhabalar. Bu akşam Biga'nın özel bir kültürel yapısından söz edeceğiz, Boşnaklardan. Konuğumuz Ergun Erkap. Onunla Boşnakları, gelişlerini, göçlerini ve Biga kültürü içerisindeki yerlerini konuşacağız. Hoş geldin Ergun Bey. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle göçlerle ilgili bir şey soralım. Ne zaman gelmiş Boşnaklar Biga'ya ve neden gelmişler? Bununla ilgili büyüklerinizden ya da kaynaklardan bildikleriniz neler? Benim araştırmama göre 1878 yılı Osmanlı Bostan'dan çekilirken Avusturya Macaristan İmparatorluğu Bostan'ın Krajina, Bihaç bölgesine girerek Sazin denilen kasabada cami yakarak bizim oradaki dedelerimiz Sazin, Krupa, Bihaç, Kluç, Bujim denilen yerden bizim Boşnaklar, Krajina Boşnakları göç ederek Türkiye'ye geliyorlar. Bu göç sırasında epey zayiata veriyorlar hastalıklarla. Edirne'ye geldikten sonra Osmanlı gidikleri askerleri bunları ayırıyorlar. Hepsini bir yere vermiyorlar. Benim köyün araştırmalarıma göre bu internet üzerinde ve söylentiler duyduklarımıza göre Türkiye'nin dört bölgesinde bizim köyün göç eden sülalelerin hepsini buldum. Benim kendimden başladım ama aynı sülaleler hepsi bu dört yerde mevcut. Biri ilk önce Adana'da, Adana Seyhan Hamidiye bucağında. Orada bizim köyün aynı sülaleler dediğimiz. Bir de Ala Çakmaklı köyü var. Bir de Adapazarı Araklı köyü. Bir de şu anda Kalafat olarak ama eskiden Bosna köyü olarak geçen bizim köyün sülaleler orada ikamet ettiler. Kalafat dışında da Boşnaklar var Biga merkezde değil mi? Sadece bir tek bir köyde değil, biraz da dağılmış durumda Biga'ya. Mesela Boşnak Mahallesi var Biga'da. Var efendim. Yeni yolun üstünde Boşnak Camisi var. Evet. Onlar da sizin oralardan mı, yakın yerden mi gelmeli? Yok abi, onlar Sarajevo'ya yakın. Sarajevo'nun iç merkezde. Biga'ya gelip de Bosna köyünü kuranlar kaç haneydi? Biliyor musunuz onu? 60-70 hane olarak söyleniliyor Şu diye anda kaç geçiyor. tane köy? Şu anda 160 hane olarak geçiyor yani. Peki 1990'lara kadar ilişkiniz var mıydı? 90'lardan sonra Doğu bloğunun çöküşüyle Balkanlarla ilişki daha bir arttı aslında, ama sizde nasıl oldu o süreç? 92-95 yıllarında Bosna'da patlak veren iç savaş kadar o zamana kadar boşnaklığı unuttuk desek yerimiz var. Ama 1900 ben çocukluğumda 70'li yıllarda akrabalarımız geliyordu. Bunun yanı sıra çocukken gelen akrabalarımız mektuplar da gönderiyordu ama onlar hep arşivleri envanterleri toplayamadık. Ama bundan sonra topluyoruz. Epey elimizde bir şeyler var envanterde ama çok zayıf. Yani yok denecek kadar var. 1960'lı yıllarda Agan El Kasevich, Kalafat köyünde çocukken Bosna'dan göç ettiği için hacca gitmek için Bosna'ya helallık almaya gitmiş ailesinden, kardeşlerinden. Ve bu rakam olarak 93 gün kalmış orada. Peki 100 yıldan fazla bir süre sonra gidip uzak akrabaları, uzak kuzenleri bulmak nasıl bir duyguydu? Çok özel bir duyguydu. Zaten buluştuğumuzda inanınız ki gen veya kan mı deriz, çok bir ilginç anılar yaşadım. O benim içimde bir ukde olarak kaldı ve çok duygulandım. İnanınız ki bulduğum akrabalarım beni çok iyi karşıladılar. Beklenmediğim bir ilgi alaka gördüm. Ama onun öncesinde de benden önce de gidenler vardı. Bizim kurucu başkanımız Eşref Temiz Hüseyin Duru ve Osman Fidan Bosna 2004 yılında gitmiş. Biz 2008 yılında akrabalarla buluştum. O bizden önce buldu kendi sülalesini, kendi familyasını. Peki
1990 öncesinde bir gelenler oluyor muydu? Oluyordu. Eğer sen ne demeyeyim de 2 senede bir, 3 senede bir gelenler oluyordu. Ve şu anda gidim gelimler. O düşünebiliyorsunuz Biga'ya şimdiye kadar 1.000 kişi getirdik biz. 1.000 tane folklor ekibiyle 1.000 kişi Biga'ya folklor altında akraba arıcılar fuarlarımıza 23 Nisan etkinliklerimize 1.000 kişi gelmiştir şu ana kadar. Bizden kaç kişi gitmiştir? Herkes gitti mi? Yok, en son 2019 yılında Sebrisa anma programlarına Biga'dan 41 kişi gittik. Onun öncesinden de bir 25 kişi gitmişti. Yani şu ana kadar 60 kişi Bosna'yı ziyaret etmiştir. Uygun Bey, Biga. 100 yıl sonra ortak dil konusunda bir sıkıntınız oldu mu? Oradaki Boşnakçan akışıyla Türkiye'deki Boşnakçanın farklılığı nasıl bir durumu oluşturdu? Anlaşabiliyoruz ama gramerde ben kendim çok iyi konuşabiliyorum ama gramerde hatalarımız var. Bir de Bosna alfabesi 31 harften oluşuyor. Bizimkisi 29 harften oluştuğu için okumayla konuşma arasında farklılık var. Bizim lehçemiz Hırvatçaya daha yakın. Şimdi durum ne? Şimdi durum hiç konuşulmuyor. Benim küçüklerim anlata da konuşamaz. Benden büyükler konuşur, anlar da. Milli Eğitim Bakanlığı seçmeli ders olarak 12 kişi sınıfta olursa bu konuda birkaç noktada İstanbul ve İzmir'de, özellikle İzmir'de en son şu anda Halilbeyli Köyü denilen bir yerde Ali İzzet Begoviç'in okul ismi verildi okulda şu anda Boşnakça dersi veriliyor. Ama arzu ederseniz Boşnakça ben bir şey böyle hikaye demeyeyim de Nur Osman Babi'nin kız kardeşi bana 7-8 yıl öğretti. Şu anda o da rahmetli oldu. Boşnakça bir tekerleme var. Uygun görürseniz onu tekrar böyle Tabii. söylemek isterim. Evet, Ne lütfen. zaman istersen. Buyur. Başlayabilir miyim? Tabii ki. Hemen hemen. Mala maata, cesmi biyla, biyla halıyla, çtasmi radula, layakalı okula, doşo şaban zamoçuyo taban, doşo bırkı zamoçuyo pırna, doşo husa sapı sırko. Türkçe açıklamasını da yapayım mı İsmail Bey? Tabii Şimdi tabii. küçük kedi neredeydin? Halil'in evindeydim. Ne yapıyordun? Süt içiyordum. Süt içerken ev sahibi geldi, tabağı devirdi. Ayak tabanıyla tabağı devirdi. Fare geldi, her tarafını batırdı. En büyük husa kedi geldi. Hepsini yedi, bitirdi. Bu anlam bu yani. Çok güzelmiş. Bir de bir boşnakça yemin de söyleyeyim. Molly Bognas. Pitu podnesi pridnas, akaneizde obisti nas. Ve Türkçe içerim Allah'ım bizlerin önüne börekler koy. Onları yiyip tüketemezsek sonra bizleri telef et. Bu Türkçe çevirince biraz saçma oluyor ama bu boşnakça börek de yani. Hayır, hayır çok güzel olmuş. Çok güzelmiş. Ben bir de ya bu börekten bir soru daha soracağım. Kaç çeşit börek var? Çok çeşit börek yapıyor. Kabaklısını yapıyor, patlıcansını yapıyor. Pırasa. Kıymalısını, pırasalısını. Şimdi Boşnaklarda bir tabir var. Pita otlu gillerle, ıspanakla yapılan, pırasala yapılan börek. Ama burak dediğinde etli olan, kıymalı, bol etli.